Tüm ülkeler koronavirüsle mücadele ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 145 bine, ölü sayısı 5400'ü geçti. Hastalıktan iyileşenlerin sayısı ise 70 binin üzerinde. Dünya Sağlık Örgütü virüsün merkezinin artık Çin değil Avrupa olduğunu açıkladı. Çok sayıda Avrupa ülkesinde eğitime ara verildi. İspanya'da can kaybı 130'u geçti, Fransa'da ise 79'a ulaştı. İngiltere'de virüsten 10 kişi hayatını kaybetti. Kosova'da da ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı. Biri İtalyan, iki kişi de virüs tespit edildi. Danimarka vatandaşları hariç ülkeye girişleri geçici olarak kapatacağını açıkladı. Koronavirüsten bir ölümün gerçekleştiği Azerbaycan'da da önlemler artırılıyor. 14 Mart itibariyle tüm kitlesel etkinlikler, kültür ve spor organizasyonları iptal edildi, düğün ve merasimler ertelendi. Koronavirüsten çok sayıda siyasetçi de etkilendi. Avustralya İçişleri Bakanı'nda koronavirüs tespit edildi. İspanya'da virüsün görüldüğü bakan sayısı 2'ye çıktı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşine yapılan test pozitif çıktı. Trudeau da 12 gün süreyle kendini karantinaya aldı. Yunanistan'da Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas'ın eşinin de koronavirüs testleri pozitif çıktı.